Selamünaleyküm. Aziz dostlar, Sezai Karakoç ile alakalı son eleştiri kitabım, her ne kadar yayın evi biyografi dediyse de eleştiri kitabım 300 sayfaya yakın yeni çıktı. Muhtemelen bu vesileyle Sezai Karakoç'la alakalı bir konuşmaya davet edildim. Bunu şunun için söylüyorum. Bu kitabı yazmadan önce Türkiye'nin değişik şehirlerinde Sezai Karakoç'la alakalı sempozyumlar, bir takım kitaplar filan yayınlanmış olmasına rağmen şahsıma itibar edilmedi. Ben de müstakil olarak kendi başıma böyle bir metin kaleme aldım. Çok önemsiyorum. İddialarım var. Onları sizlerle de paylaşacağım. Fakat şunu peşinen belirteyim. Yıkama yağlamacı bir üslup sahibi asla değilim. Beşer sıfatıyla hiç kimse kusursuz değildir. Allah'ın elçileri de dahil olmak üzere onlar bile zaman zaman yanılmış. Cenab-ı Allah onları düzeltmiştir. Çünkü onlar ümmete imam olacaklardır. Onlar vefat ettikten sonra onlardan kalan bir yanılgı, bir yanlış ümmette devam etmesin diye Allah tarafından düzeltilmiştir. Bunun dışında hiç kimse la yüsel değildir. Hikmetinden sual olunmaz değildir. Bu anlamda bütün öteki müminler, Müslümanlar gibi Sezai Karakoç'un da eksikleri, yanlışları illaki vardır. Yanılgıları illaki vardır. Ama burada onu konuşmayacağız. Bize ondan emanet kalan güzel şeyleri, iyi ahlak örneklerini konuşacağız. Bunu peşinen belirteyim. Buna kendim en başta dahilim. Bu sebeple benim bir örfüm vardır. Konuşmalarıma başlarken kusurlarımı, eksiklerimi mutlaka tahsil edin. Size vakit vereceğim. Sürçülisanlarımı bile asla affetmeyin. Sürçülisan ettiysek affola deniyor ya. Lütfen başkalarını isterseniz bağışlayın. Ama benimkini bana söyleyin. Bu sürçülisanımla buradan gitmeyin. Sizden istirhamım bu. Sürçülisanımı dahi yanlışlarımı zaten eleştireceksiniz. Eksiklerimi zaten tamamlayacaksınız. Ama sürçülisanlarımı da bağışlamayın. Niye sürçülisanımla kalkıp buradan memleketime gideyim ki? Onu yanımda götüreyim ki? Onu da tahsil ederek gideyim. Değerli dostlar, bütün insanların kendini ne kadar çağdaş sayarsa saysın, asri sayarsa saysın, bütün insanların bir kökü, bir geleneği, bir geçmişi mutlaka var. Hiç kimse bundan bağımsız değil. Bu bakımdan çağdaş, asri, aidiyetten, mensubiyetten ve kimlikten sıyrılmış olduğunu iddia edenler baştan sona yalan söyler. Bir kere herkesin bir geleneği vardır. Hiç kuşkusuz bir geçmişi vardır. Bir bağı, bir bağlantısı vardır. Sezai Karakoç'un da elbette bir geleneği, bir geçmişi, bir bağı, bir bağlantısı var. O altyapıyı inşa etmeden Sezai Karakoç'un konuşmak veya herhangi bir insanı konuşmak çok doğru sonuçlara vardırmaz bizi. O bakımdan şöyle çok çok gerilere gitmeden Anadolu coğrafyasını, yani Anatolia'yı Anadolu'ya çeviren ruhun Anadolu'da kökleşmeye başladığı tarihten itibaren ürettiği edebiyat, düşünce adına ne varsa onlara kısaca bir değinmemiz gerekir. Sezai Karakoç'u var kılan gelenek neydi, nereden başladı? Mesela bu Anadolu ruhunu ilk var eden, ilk adımı atan kişinin adının verildiği bir salonda konuşuyorum ben. Ahmet Yesevi. Horasan erenlerinden, ilk dervişimiz, ilk tekke kurucumuz, ilk şairlerden, Türkçenin iyi şairlerinden diye bilinen Ahmet Yesevi. Anadolu'yu Müslüman kılan ruh tek bir kavimden mürekkep değildi.
Türkler vardı, Kürtler vardı, Araplar vardı, bolca Acem vardı, Farslar vardı ve hatta kültürel anlamda etkin güç Farslardaydı. Hele hele Türk ve Kürt kavimlerinin resmi yazışmalarını sürdürenler büyük çoğunlukla Farslar ve Farsçaydı. Malum Anadolu'da kurulan ilk beyliklerin resmi yazışmaları Farsçaydı. Fars kültürü o kadar etkin ve baskın idi ki Anadolu'ya yerleşen Müslümanlarda Resul'e peygamber dedik, vidu'ya abdest dedik, savma oruç dedik, salata namaz dedik. Ve hala demeye de devam ediyoruz. Kur'an'la asla tahsih etme ihtiyacı duymadık. Böyle geldi, böyle gidiyor. Kötü mü? Tartışılabilir. Eksikleri ve yanlışları var. Söz gelimi sıradan insanlar bunun ana kaynağının Farsça olduğunun farkında değiller. En azından bunu farkında kılmak durumundayız. Anadolu'ya yerleşen ruh nasıl bir Müslümanlık taşıdı? Fars etkisi, heterodoks bir dindarlık, Ahmet Yesevi, Süleyman Bakırgani, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram-ı Veli gibi isimler bir Müslümanlık telkini yaptılar ama bu Müslümanlık Kur'an merkezli, sahih tevhid merkezli bir Müslümanlık yerine daha çok eski itikatlardan da bir takım izler taşıyan bir takım benimsemelerden direkt geldi. Bu Anadolu'ya yerleştiğimiz ilk 300 yılda sürdü ama adına imparatorluk denilen Hinterland'ın genişlemesi sonrasında bizim şöyle bir edebiyatımız gelişti. Artık fetihlerle bütün dünyada Hint kıtasından İberik Yarımadası'na kadar geniş bir hinterlandda söz sahibi olan bir toplumdu. Yani Hint kıtasından başlayın İberik Yarımadası'na yani İspanya'ya, Venedik'e, İtalya'ya, Yunanistan'a, dolayısıyla bütün Avrupa'ya ve Hint kıtasına İslam'ın namı fetihlerle duyuruldu ve zengin ve galip bir zihin gelişti. Bu zengin ve galip zihin özellikle yüksek zümre edebiyatı olarak ürettiği divan edebiyatını temaları itibariyle daha çok galip zihne mensup oldukları için aşk, kız, oğlan, gül, bülbül, Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre benzeri bir takım motiflerle mitolojiden çok fazlasıyla yararlanarak bir edebiyat üretti. Ama bu edebiyat fil dişi kulede üretilen yalnızca yazılı dili okuyabilen bir takım insanlar tarafından tüketilebilen bir edebiyat idi. Yani sıradan halk, okur yazar olmayan halk, divan şairinin tiz reftar olanın payine damen dolaşır, irişir menzili maksuduna aheste gidenini çok fazla anlamıyor. Ama onlar için de bir edebiyat üretti bu toplum. Çünkü duygu yoğunluklu bir toplumdu, onlar için de bir halk edebiyatı üretti. Ama halk edebiyatının ana temasına baktığınız zaman da ne görürsünüz? Elif incecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye, deli gönül abdal olmuş, gezer Elif, Elif diye. Ana tema budur. Başka temalar çok fazla yok ama Dadaloğlu'nda, Köroğlu'nda zaman zaman rastlarız ama genel tema halk edebiyatında da duygusaldır. Geriye bir tek tekke edebiyatı kalıyor. Yunuslarımız var tekke edebiyatında. Onlar biraz dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni dediler. Bunu da bildiğimiz Yunus Emre değil. Bursa'da Aşık Yunus söyledi. O ilahi formunda düzenlenmiş şiirlerin büyük çoğunluğu Bursa'da Aşık Yunus'undur. Ama tabii mitolojik bir şahsiyet olduğu için birbirine mal edile gelmiştir. Dolayısıyla galip zihnin ürettiği edebiyatımız sokaktaki hayata, sahadaki hayata, halkın, yoksulların problemlerine eğilen bir edebiyat olmaktan uzaktı. Zaten galip bir toplumdu. Bir ucu Hindistan'da, bir ucu Avrupa'daydı. Bu sebeple böyle bir edebiyat üretilmedi. Biz de
ilk sokaktaki hayatı, sahadaki hayatı edebiyatımıza şiir olarak aksettiren büyük ses Mehmet Akif'tir. Ben Harkutluyum. Malatya'da fikri tekamülümü buldum. Harput'ta çok farklı bir ezan okunur. Sabah, öğlen, akşam, yatsı farklı farklı ezanlar okunur. Harput'un kendine mahsus bir hançeresi vardır. Biliyor olmalısınız. Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağı olaydı. Zülfün karanlığında bezme çerağı olaydı. Tek zülfünü göreydim, baktım siyah olaydı diye devam eder. Harputlu Hacı Hayri Efendi'nin divan tarzı yazdığı şiir bestelenmiş. Hem şarkı hem türkü formunda okunur. Dağdaki ümmi çobanlar Rasih'in gazelini türkü formunda okurlardı Harput'ta. Dilde gam var, şimdilik gelme. Dilde gam var, şimdilik lütfeyle gelme ey sürur. Olamaz bir hanede mihman, mihman üstüne. Çok şaşırırdım. Okuma yazma bilmeyen çobanlar bundan ne anlıyorlardı? Ellerini kulağına atıp Rasih'in bu gazelini türkü formunda okurlardı. Gönlümde şu anda hüzün var. Sakın gelme sevinç. Çünkü bir evde misafir misafir üstüne olmaz. Ben şu anda hüznü misafir ediyorum. Sen kenarda bekle sevinç. Diyen bu mısraları anlıyor muydu, anlamıyor muydu bilmiyorum ama okuyordu. Oradan hareketle şair oldum. Yani şiir sever oldum. Müthiş derecede şiir seviyorum. Şiir yazmaya başladım. 1963 yılında Necip Fazıl'ı tanıdım. Onu ben sahnede takdim ettim. Bir şiirini okudum. Niye biyografi demedim? Sezai Karakoç kitabıma da eleştiri dedim. Çünkü kendimi anlatacağım aynı zamanda. Bu sebeple eleştiri dedim. Aslında monografi bile diyebilirdik. Ayrı bir mesele. Her neyse, Necip Fazıl'ı da tanıdığım için bolca şiir yazıyorum. Bir hocam vardı. Arapça bilen, Kur'an okuyan Sait Ertuğrul. Bana dedi ki, Kur'an oku. Okuyorum dedim. Öyle değil dedi. Anlayarak oku. Nasıl yapacağım dedim. Dedi ki anlayarak okuyabilmen için mealini okuman lazım. Türkçe'de 60'lı yılların sonuna doğru, başına doğru bir tek Kur'an-ı Kerim meali vardı. Hasan Basri Çantay'ın Kur'an-ı Kerim meali. Onu okumaya başladım. Orada Şuara diye bir sureye rastladım. Şairler suresi. Uçmuştum. Müthiş sevinmiştim. Tabi derhal onu açtım. Şu Ara suresi. Ama uzun. Ta 220-224 bir hayli ayet. Bekliyorum şairlerden söz etsin. Şairlerden söz etmiyor. Sonuna doğru söz etmeye başladı ama dehşetli biçimde olumsuz söz etmeye başladı. Bunlar yalan söylerler. Yapmadıklarını söylerler. Hemen kapattım kitabı. Bir daha okumadım. Kendime de ozan dedim. Şeytanlık. Ya şair demiyorum, ozan diyorum. Benim ilk şiir kitabım buradan ötürü Ben Asyalı Bir Ozan ismini taşır. Bu hatırayı canlı kılsın diye. Bir süre sonra hocam dedi ki sen dedi Kur'an okumuyorsun. Okumuyorum dedim. Niye dedi? Ikına sıkına dedim ki ya dedim bizi karalıyor dedim. Çarptı bizi bu. Niye dedi? Dedim bir sürü olumsuz şey. Yavrum dedi sen eksik okumuşsun dedi. Getir bakalım dedim ha. Götürdüm. Bütün bu olumsuz ifadelerin ardından Kur'an hakkı söyleyenler müstesna diyordu. Hakkı söyleyenler müstesna. Onun dışındakiler yalan söylüyorlar, yapmadıklarını söylüyorlar. Hatta bir hatıra vardır. Hasan Basri Çantay mealinin dipnotunda anlatır. Sizin vaktiniz var değil mi? Ben çok aşağıdan aldım. Sizlerin herkesin var mı? Yorulan gidebilir. Evet. Tamam. Rivayet bu. Harun Reşit zamanında olduğu söylenir ama çok itibar etmiyorum. Ferezdak adlı bir şair var. Abbasiler döneminde. Bu şair bir şiir karalamış. Şiirde
orada burada şu Dilber'le yatıp kalktığını anlatıyor. Harun Reşid'in önüne gelmiş. Sen demiş, günahını itiraf ediyorsun, sana had uygulayacağım Harun Reşid. Çağırmış huzuruna. Şair bakmış ki pabuç pahalı. Demiş ki, sultanım Kur'an-ı Kerim'den kendi lehime bir delil getirsen beni bağışlar mısın? Olur demiş Kur'an-ı Kerim'den. Nasıl delil getireceksin bu çirkin ifadelere? Orada burada bir takım dilberlerle yatıp kalkmışsın. Sultanım diyor, Kur'an-ı Kerim demiyor mu ki şairler yapmadıklarını söylerler. Böyle bir şeytanlık yaparak ferazlar kurtuluyor. Ama tabii ben böyle bir şeytanlıkla kurtulmanın çok doğru olmadığını düşünerek edebiyatımızda hakkı söyleyen şair olarak Mehmet Akif'i tespit ettim. O tarihten itibaren kendime bir yol çizdim. Dedim ki, şair, yani liseye geçmiştim artık, lise öğrencisiydim. Yani ileride Mehmet Akif'le alakalı bir çalışma yaparsam müstesna şair Mehmet Akif diyeceğim dedim. Ve müstesna şair Mehmet Akif diye bir kitabım çıktı. Bilmem kaçıncı baskısını yaptı. Yayın evine buldu ama sayısını unuttum. Kitap beğenildi. Şimdi Mehmet Akif'e ulaştık. Mehmet Akif ne getirdi? Sokaktaki hayatı şiire taşıdı. Hasta diye bir şiir yazdı. Seyfi Baba diye bir şiir yazdı. Külfe diye bir şiir yazdı. Meyhane diye bir şiir yazdı. Benzeri sırayla sokakta yaşanan hayatı ilk defa edebiyatımıza taşıdı. Ve Kur'an'ı taşıdı edebiyatımıza Mehmet Akif. Mehmet Akif'in Taha'nın kitabını açın. Mehmet Akif'in edebiyatımıza Kur'an'ı taşıyan, yani bütünlüklü anlamda taşıyan ilk şairdir. Kuşkusuz Fuzuli'de de, Baki'de de, Şeyh Galip'te de Kur'an'dan ilhamlarla yazılmış bir takım metinler bulmak mümkün. Ama onlar daha çok menkıbevi anlamda taşımışlardır Kur'an'ı edebiyatımıza. Mehmet Akif doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diyerek doğrudan, mesela Mehmet Akif'in yazıp da profesyonel anlamda yayımladığı ilk şiirin adı Kur'an'a hitaptır. Dolayısıyla Mehmet Akif bu anlamda mümtaz ve gerçekten müstesna bir şairdir. Şimdi biraz daha geriye tekrar giderek geleneğimize, bizim Türkçe okur yazar toplumun, Anadolu'da Türkçe okur yazar toplumun Osmanlı tarihi döneminde din kitapları, halkın eline teslim edilmiş din kitapları nelerdir diye sorduğumuzda karşımıza fıkıh, kelam alanında, siret alanında yazılmış manzum metinler çıkar. Fıkıh, kelamı, sireti bile şiirsel bir dille yazmıştır. Ahmediye, Muhammediye, Karadavut, Siret-i Nebi, Mevlid-i Şerif gibi kitaplara baktığınız zaman bizim geleneğimizde böyle bir alışkanlık var. Halkın din kitapları bile şiirsel, şiirle kaleme alınmıştır. Şiirin bu toplumun genetiğinde ve geleneğinde son derece köklü etkisi yeni zamanlarda benim kuşaklarım üzerinde de aynı oranda devam etmiştir. Benim kuşaklarım derken sadece Müslümanlar değil, Müslüman olmayanlar bakımından da konuşuyorum. Şöyle bir son yüzyıla, Cumhuriyet tarihine veya bakınız, İslamlaşmanın lokomotifliğini yapan Türkiye'de
İslamlaşmanın lokomotifliğini yapan isimler, imzalar ulemadan mıdır, şairlerden midir? Mehmet Akif, Necip Fazıl, Sezai Karakoç'la yarışacak bir alim, bir isim gösterebilir misiniz? Benim neslim niye Müslümanlaştı biliyor musunuz? Mehmet Akif'i okuduğumuz için. Niye dinamik bir Müslümanlığa mensup olduk? Necip Fazıl'ı tanıdığımız için. Niye biraz daha muhtevaya temayül ettik? Sezai Karakoç'u tanıdığımız için. Bu Türkiye'de Marksistler için de böyledir. Türkiye'li Marksistler Babeuf okumadılar. Nietzsche filan okumadılar. Ama Nazım Hikmet ve Ahmet Arif'i bol bol okudular. Hasretinden prangalar eskittim. Görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor cigaram. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Gümbür gümbür Ahmet Arif'i okuyarak solcu oldular. Bu anlamda bu şairlerin Mehmet Akif, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç silsilesinin son 100 yılda işte 1936'da rahmetli oldu Mehmet Akif. Ondan sonraki tarihlerden itibaren Mehmet Akif bugün giderek daha da anlaşılır oldu. Daha da üzerinde durulmaya başlandı Mehmet Akif'in. Mehmet Akif'le birlikte biz zaten Kur'an'ı da tanıdık. Nasıl tanıdık? Ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına diyordu. Yani Kur'an'a böyle bir nesne muamelesi yapıyordu bizim toplum. Şimdi artık Kur'an hayatımızı değiştiren, dönüştüren bir özne olmak durumundadır diyordu. Dolayısıyla bunların etkisine de değindikten sonra Akif, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç. Necip Fazıl'ı atlayarak geçeceğim. Çünkü Necip Fazıl bir medeni cesaret aşısı yapmıştır bizim topluma. Laf aramızda zaten kendisi de işitmeyecektir. Allah taksiratını affetsin. Öyle İslam'ı çok tetkik etmiş, öğrenmiş biri değildi. Necip Fazıl'ın şiirinde, edebiyatında Kur'an'a çok fazla rastlamazsınız. Siyah Pelerinli Adam piyesinin sadece sonunda babaannenin sakladığı dolapta bir kitap vardır. O kitabı çıkarır şeytanı kovar. Kitap der ona da, o Kur'an'dır anlarsınız ki. Yani babaannenin, niye? Çünkü yasaktır. 1933'e kadar bu memlekette Anadolu türkülerini devlet radyolarında çalmak yasaktı da onun için. Yasaklı dönemin önderi, lideri olarak Necip Fazıl ancak bir medeni cesaret aşısı yaptı. Hayır demeyi öğretti bize. Bu anlamda Necip Fazıl'ın şiirinde özellikle Kur'an'ı bulamazsın. Ama sıra Sezai Karakoç'a geldiğinde, Sezai Karakoç, Necip Fazıl'ı atlayarak Mehmet Akif'in açtığı çığırı devam ettiren bir şairdir. Ne yazık ki Sezai Karakoç'un bu yönü çok fazla vurgulanmadığı gibi muhteşem sürgün ülkeden şiiri maalesef alışkanlık biçiminde toplumun hatta önderleri tarafından naat gibi okunmaktadır. Bizim toplumda belki dikkatinizi çekmiştir. Resulullah'a olan temayül, yani Resulullah'a olan temayül, Kur'an'a olan temayülün önündedir. Resulullah'a olan sevgi son derece aşırıdır ama bilgi son derece eksiktir. Bilerek Resulullah'a sarılmaz bizim toplum. Severek sarılır, okşayarak sarılır. Bilgisi eksiktir. Bu anlamda Sezai Karakoç'un bahsettiğim sürgün ülkeden şiiri sağlam bir tevhid metnidir. Sağlam bir tevhid metni olarak okunursa ancak Sezai Karakoç'un bu şiiri anlaşılır. Sezai Karakoç hayata şiirle başladı. Malum parasız yatılı okudu. Yoksul bir Anadolu çocuğu, Erganili, Diyarbakır'ın Ergani kasabasından son derece yoksul, sıklıkla iflas eden bir babanın çocuğu. İflas ettiği için madene göçer, başka bir bölgeye göçer, bir türlü tutunamaz. Sezai Karakoç başarılı bir öğrenci olduğu için parasız yatılı sınavlarını kazanarak önce ortaokulu Maraş'ta, liseyi de Gaziantep'te okur. Yine parasız yatılı sınavlarını kazanarak Ankara Mülkiye Mektebi'ne kaydolur ve Mülkiye Mektebi'ni bitirir. Yani hep parasız yatılı okumuştur. Niye? Bir yoksul aile çocuğudur. Bütün bu yoksulluk ve yoksulluğu
mevcut olan bütün bu yoksunluk ve yoksulluğu edebiyatımıza, edebiyat bireysel bir sancı, bir keder olarak değil, toplumsal, sosyolojik bir vaka olarak yansıtan ilk kalemlerden biridir. Nazım Hikmet nasıl Memleketimden insan manzaralarında, Simeon'a Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin'de bir tür yoksulluk edebiyatı ve antır parantez zaman zaman duygu sömürüsü yapıyorsa, Sezai Karakoç tam tersinden hakiki olanı dile getirmiştir. Doğrudan doğruya kendi yaşadığını dile getirmiştir. Nazım Hikmet bir bohem çocuğudur. Polonya kökenlidir. Yani bohemdir. Necip Fazıl da bohemdir. Necip Fazıl'ın şiiri batılı bir şiirdir. Batıcı değil. Batılı. Yani Batı'nın bütün edebiyat birikiminden haberli bir şiirdir. Onu şiirimize taşıyan ilk insandır. Baudelaire'i, Rimbaud'u, Fransız şiirinin tamamını şiirimize taşıyan kişidir. Fakat Sezai Karakoç asla ve kat'a böyle bir etkinin altında olmaksızın orijinal, yepyeni Anadolu insanının mitolojisiyle, inançlarıyla, bütün benimsemeleriyle birlikte doğrudan doğruya yaşanmışlığını taşır. Şimdi bizim bütün kavgamız son 100 yılda bütün kavgamız Osmanlı çöküyor. Tamam. Doğu Batı kavgasıdır. Doğu Batı arasında bir çatışma var. Fakat Cumhuriyet kurulduktan sonra kendini İslam'a ait mensup hisseden, İslamlaşmanın çoğalması için çaba sarf eden, İslam'ı dava olarak yüklenen bir takım insanların karşısında Batı ile birlikte Türkiye'nin resmi öğretisi, resmi müfredatı, rejimi de vardı. Yani Müslümanlar İslamlaşmak için hem Batı ile savaşacaklardı hem de rejimle savaşacaklardı. Çünkü rejim milleti kendine düşman telakki eden bir başbakan, bir cumhurbaşkanı tanımıştı. İsmet Paşa birinin kulağına eğilir, kimseye söyleme ama millet bile düşmanımızdır diyebilmiş birisidir. Bu bakımdan Müslümanlar bu ülkede hem Batı'yla hem de rejimin sahipleriyle savaşmak zorundaydılar. Bugün bile, parantez içinde söyleyebilirim, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi AK Parti'dir. Türkiye'de iktidar hala ve her zaman anayasanın değişmez ve değiştirilemez olan kurallarıdır, maddeleridir. Değiştirilemez, değişmez ve değiştirilemez. Bu değişmediği müddetçe iktidar oradadır. AK Parti Türkiye'nin en muhalefet partisidir. Çalışıyor işte, bir şeyler yapıyor. İşte Sezai Karakoç buradan başladı. Hem Batı'yla savaşacaktı hem de rejimle. Rejimle savaşırken İslam'ın Dirilişi kitabı 1969'da bu 70'te bir mahkemeye verildi. Uzun uzun mahkemede sürüldü. İçinde hiçbir şey yoktu aslında. Ama maalesef Türk Ceza Yasası'nda o tarihlerde 141, 142, 163 gibi maddeler vardı. O maddelerden Türkiye'li bütün düşünce insanları, şairler, edipler, yargılandı, hapis yattılar vesaire. Şimdi Sezai Karakoç'un attığı ilk adım, ilk şiirleri, yani Körfez ve Şahdamar'daki şiirlerine dönün bakın, zaten ilk eserleri bunlar. Orada Cezayir vardır, Tunus vardır. Cezayir niye var? Yani bağımsızlığını kazanmış bir ülke, Müslüman bir ülke. Fakat Müslüman olduğu zannedilen, %99'u Müslüman olduğu zannedilen Türkiye Cumhuriyeti, zavallı insanların bağımsızlığını benimsemeye yanaşmıyor. Yanaştı sonunda ama diyeceğim o ki birlikte düşünmüyor o kardeşleriyle. Fransız sömürgesi olarak kalsın istiyor. Niye? Kendisi de zaten Amerikan mandası. Yalta Konferansı'nda 45'te biçmişler, Amerikan mandası yapmışlar, sürdürüp gidiyor. Sezai Karakoç onun için edebiyat şiirine Tunus'u taşımıştır. Mesela Ötesini Söylemeyeceğim adlı bir şiiri var. Ötesini Söylemeyeceğim adlı şiir, Doğu Batı çatışması yansıtan bir şiir ki daha sonradan yazacağı masal şiirinin ilk habercisidir bu, Ötesini Söylemeyeceğim.
Burada 10 yaşında bir kız çocuğu var. Düşünün ki Diyarbakır'da, Ergani'de yaşıyor. Ergani'de, yani Diyarbakır'da bir jet üssü var. Orada Amerikan askerleri var. Amerikalılar işte şehirdeler zaman zaman. Diyarbakır'da dolaşıyorlar. Ve geliyorlar Ergani'ye. Ergani'de bir ev tutuyorlar. Orada yaşamaya başlıyorlar. 10 yaşındaki kız çocuğu bunların yaşantılarına bakıyor. Bir de kendi hayatına bakıyor. Annesi ona diyor ki, ekmek pişireceğim, git dağdan odun topla. Çalı çırpı gidip topluyor kucağında çocuk. Tam getirirken Amerikalıları görüyor. Amerikalılar değil, Fransızlar tabii bu. Amerikalılar sonra gelecek, önce Fransızlar. Değiştiriyorum sözümü, Fransızlar. Fransızlar tuhaf insanlar. Kadınları şapka var kafalarında, böyle bir tüy var filan. Erkekler çok farklı, şortla geziyorlar. Kadınlar çok kısa giymişler filan. Birisi karı koca, karısı yanından ayrılınca başka bir kadınla düşüp kalkmaya başlıyor filan. Kız çocuğu bundan çok rahatsız oluyor. Çalı çırpıları böyle bir kenara atıyor, onları izlemeye başlıyor. Ve onlara karşı bir kin var içinde, bir tepki var içinde. O tepkiyi anlatıyor bu şiir. Muhteşem bir şiir. Lütfen dönün okuyun. Göreceksiniz bu vasfla. O tepkide yalvararak diyor ki, Bay Fransız, lütfen gömleğinizi işte o sedirin üstüne bırakmayın. Kardeşim Ali gidip onu giyebilir. Sizin gömleğinizi giymek istedim. Bayan siz de şapkanızı bırakmayın. Şapka. Bu ülkede şapka yasası var. Hala yürürlükte. Şapka takma mecburiyeti var abi. Hala yasal olarak yürürlükte. Şapkadan. Bir yandan şapka yasası, bir yandan Bay Fransız. Yani bütün o baskılar hep dışarıdan birileri tarafından geliyor. Yani ülkemizde işte Osmanlı yetip Cumhuriyet kurulunca büyük bir güç kaybına uğradık. Güç başkalarının eline geçti. O başkaları bu ülkede kendi iradelerini sürdürerek bir takım yasalar, bir takım uygulamalar başlattılar. O sürüp giderken 10 yaşındaki kız çocuğunun gözünden 17 yaşındaki Sezai Karakoç ötesini söylemeyeceğim şiirini yazıyor. Bay Fransız diyor, siz karınızı o tarafa gönderdiniz ama öbür kadınla düşüp kalkıyordunuz. Ayıp değil mi? Ben ne yaparım diyor, sizin bayanınızın üstüne bir tane akrep atarım. Diyarbakır'da akrep çoktur. Hele o tarihlerde çok daha fazladır. Ben ilkokul orada okudum, iyi bilirim. Akrep atarım. Sizin bayanınız akrebin nereden tutulacağını bilmez. Halbuki akrebin bir yeri var. Oradan tutarsan sokmaz. Ama başka bir yerinden tutarsan seni sokar ve öldürür. Sizin bayanınız bunu bilmez. Ben onun için diyor, bir akrep atabilirim. Gidin, şapkalarınızı da alın, gömleğinizi de alın. Lütfen gidin Bay Fransız. Böyle başlıyor şiire Sezai Karakoç edebiyatımızda. Sonra Bay Fransız diyor, siz karınızın dışındaki öbür kadını herhalde çok seviyorsunuz. Beni de amcamın oğlu seviyor diyor. Amcamın oğlunun tüfeği de var diyor. Gerekirse tüfeği patlatabilir sizin ensenizde diye başlıyor. 17 yaşında yazdığı bir şiirdir bu. Ötesini söylemeyeceğim. Hayata böyle başlamıştır Sezai. Bağladığı nokta da şudur. Şimdi annesine gidip açıyor. Diyor ki şurada yabancılar var. Böyle böyle yapıyorlar. Annesi ayıptır kızım söyleme diyor. Ayıptır böyle şeyler söyleme diyor. Siz nereden gördünüz diyor. Onlar diyor bilmiyorlar. İkinci katta kalıyorlar da biz ağaca çıktık. Ağaçtan gördük onların ne yaptıklarını filan. Annesi de ayıptır kızım ayıptır diyor. Böyle söyleme. Sonra tabii bizim efsanelerimize yaslanıyor. Diyor ki mesela diyor ki benim teyzem diyor ölülerle konuşuyor. Ölülere ekmek veriyor. Onlara su içiriyor. Siz yapabilir misiniz bunu? Diyor 10 yaşındaki bir çocuğun gözünden ve böyle başlıyor Sezai Karakoç. Bir toplum ancak düştüğü yerden kalkar. Mehmet Akif'in sıklıkla kullandığı bolca yaslandığı, dayandığı iki ayet-i kerime vardır. Leyse lil insani illa ma sa'e.
Necm suresinde. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Şu komünistler hani bizim özellikle benim gençliğimde emek emek deyip duruyorlardı ya. 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim insanlara sizin için emeğinizden, alın terinizden, ellerinizle ortaya koyduğunuzdan başka bir şey yoktur demiş. Amel defteri demişiz biz ama onu efsaneleştirmiş, bir türlü somutlaştıramamışız. İnsanın ortaya koyduğu her şey kendi emeğidir. İnsanoğlu kendi davranışlarını kendi özgür iradesiyle ortaya koyar. Dolayısıyla bu toplumun da düştüğü yerden kalkacağını bildiği için Sezai Karakoç daha o yaşlarında bunu düşündüğü için benzer biçimde sonraki yıllarda yazacağı makalelerinde de toplumun düştüğü yerden kalkacağını zikretmektedir. Gaziantep'te okurken Sezai Karakoç sıklıkla Malatya'ya gider gelir. Bunu maalesef kendisi hatıralarında anlatmamayı tercih eder. Bilenler de üstünü örterler. Sıklıkla Malatya'ya gider. Malatya'da Malatya Kültür Derneği vardır. Malatya Kültür Derneği'nin toplantılarına katılır. Orada Bekir Hoca adlı Ezher alimi, dört lisan bilen bir adam vardır. Malatya'da aynı zamanda Ezher alimi bir başka hoca müftüdür. İsmail Hatip Erzen. Ve Malatya'da o tarihlerde ciddi bir tevhidi İslami bilinç başlamıştır. O ciddi tevhidi İslami bilinçten Sezai Karakoç Malatya'ya misafir olup Mehmet Said Çekmegil'in evinde yatıp kalkarak oradan bir nebze kapar. Ve Sezai Karakoç'un sonraki yıllardaki makalelerinde neredeyse mutezili alimlerin iddiasına yaklaşacak amentü vardır. Onların amentüsünü hatırlarsınız. Allah'a şirksiz iman, ahirete şeksiz şüphesiz iman ve salih amel. Kitabımda uzun uzun anlattım. Okumak isteyen, merak eden kardeşlerimiz bakabilir. Sezai Karakoç bunu denemelerinde, gazete köşelerindeki denemelerinde uzun uzun anlatır ve Adem Aleyhisselam'la son peygamber arasında müminlerin ortak amentüsünün bu olduğunu söyler. Adem Aleyhisselam'la son peygamber arasında Allah'a şirksiz iman, ahirete şeksiz şüphesiz iman ve salih amel. Sezai Karakoç'un denemelerinde bunu gördüm, kayıt ettim. Geçeceğim tabii şimdi, sırası değil. Bir başka ustalığı Sezai Karakoç'un, malum edebiyat özellikle şiir alanında zaman zaman dönemlere ayrılır. Dönemlere ayrılarak incelenir, araştırılır. İşte Tanzimat dönemi veya işte divan edebiyatı, halk edebiyatı, işte Tanzimat edebiyatı, Servet Üfünlü edebiyatı, milli edebiyat böyle dönemlere ayrılarak incelenir. İşte Garip şiiri, Deniz Orhan Veli, Oktay Rıfat vesaire. Arkasından ikinci yeni şiiri denilen şiir tarzının birileri tarafından anlaşılmaz şiir diye zikredilen, aslında pekala anlaşılabilir olan bir şiir cereyanı var. Garip akımından sonra, o düz söylemden sonra biraz daha kapalı, biraz daha mecazlara, sembollere, imge ve imajlara aşırı önem veren bir şiir damarı başlatılmıştır. Onun başlatıcısı, şiirin yazarı da Sezai Karakoç'tur. Ping pong masası ve balkon gibi şiirler ile bir edebiyatımızda yepyeni bir cereyan başlamıştır. Şimdi bu cereyan içerisinde, şimdi ikinci yeni şiirinin tanımını yapmaya kalkarsak bir örnek ver denildiğinde Cemal Süreyya'ya sormuşlar. Cemal Süreyya, işte bizden önceki şiir şöyle yazılırdı diye bir örnek verir. Der ki, şair şöyle bir mısra yazar. Laleli'den Aksaray'a doğru giden bir tramvaydayız. Laleli'den Aksaray'a doğru giden bir tramvaydayız. Düz bir söyleyiş ama işte bir dize sonuçta. Fakat yeni zamanların şairi artık böyle söylemiyor. Nasıl söylüyor? Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Ufku daha genişledi.
Hemen burada Sezai Karakoç çok erken zamanlarda yazdığı sessiz müzik şiirinde bir dize kullanır. Bu ırmağın ortası yoksa seni mi hatırlayacağız? Kısa bir şiirdir ve ilk şiirlerindendir. Bu ırmağın ortası yoksa seni mi hatırlayacağız? Uzun süre bu mısra üzerinde düşündüm. Yani ırmağın ortası yoksa seni mi hatırlayacağız? Bir süre sonra ırmak kelimesini bir kağıda yazdım. Kelimenin ortasında M harfi vardı. Onu attım. Irmağın ortası yoksa ırak çıktı. Diyor ki şair, ey sevgili, bir ömür sen bana hep böyle ırak mı olacaksın? Ey emelim, ey özlemim, ey hasretim, ey ulaşmak istediğim, ömrüm boyunca sen hep bana böyle uzak mı kalacaksın? Şimdi bu tarz geleneğimizde divan şiirinde bilmeceli beyitler şeklinde defalarca uygulanmıştı. Bende yok sabır ve sükun, sende vefadan zerre, iki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere, diyordu şair Nabi. Bende sabır yok, sebat yok, sende de vefa yok. İki yok ya, bende de bir şey yok, sende de bir şey yok. İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere. İki yoktan ne çıkar? Nabi. Na da yok demektir, bir de yok demektir. Gibi bilmeceli beyitler vardı. Sezai Karakoç aldı, modern şiire taşıdı. Sefinenin ucu girse limana, ol memduhun ismi çıkar meydana, diyordu şair. Osmanlıca sefinenin ucu, sefine sinle yazılır. Sefinenin ucunda sin harfi vardır, sefine kelimesinin ucunda. Onu limanla birleştirdiğiniz zaman Osmanlıca'da Süleyman okunur. Sefin, yani geminin ucu limana girse ol memduhun ismi çıkar meydana. Geminin ucunda sin harfi var. Bunu edebiyatımıza böylece taşımıştır. Başka ustalıkları var Sezai Karakoç'un bu anlamda. Şiiriyle bize bir tek dizeyle söylediği. Yıldızlarının yere yakınlığından fazlalaşmış akıl hastaları. Ergani'yi 50'li yılları, bir düşün hatta 40'lı 50'li yılları, kaldı ki ben bile yaşadım. 60'lı yıllar, 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda Malatya'daki evimizde elektrik yoktu. Su yoktu. Banyo, tuvalet evin dışındaydı, bahçenin dibindeydi. Suyu mahalle çeşmesinden taşırdık. Gaz lambası ve fener kullanırdık. 60'lı yıllara kadar. O yılları düşünün. Ergani'nin yani Diyarbakır'ın yazlarında, Malatya'nın, Elaziz'in yazlarında insanlar o kerpiç evlerde yatamazlardı. Yazın damda yatarlardı. İnsanların damda yattığı yılları bir düşünün. Herkes damda yatıyor. Damdan dama birbirlerine yarenlikler yapıyorlar. Maniler okuyorlar. Su da yandı, su da yandı. Od düştü, su da yandı. Segirttim sus etmeye. Septiğim su da yandı. Öbürü beli taraftan daldalanın, daldalanın diye devam eder. Yıldızlarının yere yakınlığından fazlalaşmış akıl hastaları dizelerini çözümlemek için damda yatmak gerekir. Ve tabii buralarda değil, yani gökyüzü puslu olan, rutubetli olan şehirlerde değil, Güneydoğu'nun, Doğu'nun şehirlerinde damda yatmak lazım. Damda yattığınız zaman yıldızlar sizin yorganınızdır. Ve çocuk muhayyilenizle yıldızlara bakar ve çözümlemeye çalışırsınız. Büyükler yıldızların isimlerini söylerler. Samanyolu derler, işte, çoban yıldızı derler, kuzey yıldızı derler, küçük ayı derler, büyük ayı derler. Ama siz iki arkadaş yatıyorsanız yan yana aynı döşeğin içinde, yün döşeğin içinde saymaya kalkarsınız. Biriniz sağdan, biriniz soldan denersiniz saymayı. Bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. İnsan çıldırmaz da ne yapar? Yıldızları o kadar yere yakındır ki çocuklar onları saymaya kalkarlar. Eğer saymaya kalkarlarsa çıldırırlar. Çıldırırlarsa da kolay. Ülkede sadece Bakırköy'de akıl hastanesi yoktur. Elazığ'da bir tane kurmuşlardır, orada tedavi görürler. Ülkenin ikinci akıl hastanesi Elazığ'dadır. Bölgenin akıl hastanesidir. Bununla da kalmaz Sezai Karakoç, şiiriyle bize başka şeyler. İstanbul'da yaşadığınız için bunları size anlatıyorum biraz daha.
Taşlar hatıra yazılamayacak fazla, yazılamayacak kadar fazla kararmış. Sultanahmet'ten Beyazıt'a doğru divan yolunda yürüyerek gelirken sağda Sultan II. Abdülhamid'in türbesi var idi, hala var. Bizim 60'lı yıllarda gördüğümüz o türbenin üzeri yoldan geçen otomobillerin egzoz dumanlarıyla dehşetli biçimde katmer simsiyah olmuştu. Öyle siyahlaşmış ve kemikleşmişti ki gençler, işte genç sevgililer oraya bir kalp çizip bir ok yapmak istediklerinde tebeşirle mümkün değildi, çizemez. Öylesine kemikleşmişti. Tebeşirle bile çizemezdiniz. Öylesine kirlenmişti. Öylesine bakımsız bırakılmıştı. Talihle bu toplumu, bu toplumun tarihinde yaşamış bir yöneticiyle bu toplumu kopartsın diye yeni rejim onu egzoz dumanlarının kahrına bırakmıştı. Sezai Karakoç o tarihlerde hem bu mısrayı yazar hem de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne zaman zaman şikayetler gönderir. Yıllar sonra, yanılmıyorsam 70'li yılların ortalarından sonra mıydı neydi, bir baktım devlet eline bir takım işte ustalar göndermiş. Şimdi temiz mi bilmiyorum ama o benim üniversiteyi okuduğum yıllarda bir seferliğine Vakıflar Bölge Müdürlüğü geldi, o işte mümkün olduğu kadar temizlemeye çalıştı o türbeyi. Taşlar hatıra yazılamayacak kadar fazla kalanmış. Taşları, yani o taşlar derken bizim geleneğimizi, bizim geçmişimizi, toplumun öncesini üzerine hatıra yazılamayacak kadar, hatırlanamayacak kadar, bakın hatıra kelimesini kullanıyorum. Toplumun hafızasını dilini değiştirerek, Dil ve Edebiyat Derneği muhtemelen bunu konuşuyordur, sıfırlamışlardı. Ta buralara kinaye göndermeler yaparak bir mısra ile bizi buraya davet ediyor. Bitmedi. Yola devam edin türbeden. İleride Çemberli Taş'ın karşısında sağda bir cami var. Minik bir cami. Onun haziresi var. Haziresi işte bir duvarla ayrılmış ama duvar böyle delikler var. Duvarın deliklerine gözünüzü uydurduğunuzda içeride hazirede birkaç mezar vardır. Sezai Karakoç'un dizelerinde şuna rastlamıştım. Diyordu ki ağaç yutmuş kabrin taşını yazısını. Ağaç yutmuş kabrin taşını yazısını. Yani ilk bakışta çok bir şey anlatmıyordu. Ama günün birinde oradan geçerken gözümü o deliğe uydurup içerideki bir mezarı şu şekilde gördüm. Malum bizde, özellikle de batı şehirlerimizde, İstanbul başta olmak üzere, mezarlara çınar ve selvi ağacı dikme adeti vardır. Bir mezarın başına o ağaçlardan bir tanesini dikmişler. Ağaç çok yaşlanmış. Gövdesi yarılmış. Ağaçların gövdesi yarılır böyle. Yarılınca başına dikildiği mezarın taşını böyle kucaklamış. Mezar taşı kime ait okunmuyor. Ama sadece Ya Gaffar diye Allah'ın isimlerinden biri okunuyor taşın üstünde. Ya Gaffar. Onu da keşfedip gidip Sezai Karakoç'a söylediğimde şiddetle tepki verdi. Sen nereden gördün orayı dedi. E gördük. Sezai Karakoç biraz da böyle şeylere davet eder bizi. Bir başka mısrağında enteresan bir yaklaşımı var. Şiir uzun tabii, tamamını okumak için zaman harcamayalım ama anekdotlar halinde küçük küçük işaretler de bulalım. Doğu Batı çatışması sürerken sürekli doğudan yana, doğuda tabii İslam'ı temsil etmektedir, tavır koyan düz yazıları, şiirleri sürüp giderken şiirinin birisinde bir dize: Doğu ne, Batı ne? Suvare ve Matine. Doğu ne, Batı ne? Suvare ve Matine. Doğu ve Batı toplumlarını şu minicik iki dizede muhteşem bir biçimde tanımlıyor şair. Nasıl? Doğu ne, Batı ne? Suvare ve Matine. Şimdi Doğu ile Batı'dan biri suvare, biri matine. Suvare ne, Batı, Matine ne? Matine erken dönem gösterimi.
Suare geç dönem gösterimi. Erken dönem gösterimi matine. Ama sonraki dönem gösterimi, şovu, sineması, filmi, tiyatrosu, suare. Doğu, matine. Neden? Çünkü doğu sabah namazıyla uyanır. Yatsı namazının ardından eğer haftada bir sıra gecesi, kürsü başı, gezek varsa, pestil, dut, üzüm, kuru üzüm ve ceviz yiyerek onu atlatır, yatar çünkü sabah namazına kalkacaktır. Dolayısıyla doğunun bütün bu meşguliyetleri matine olarak tarif edilir. Matineyi geçirmez doğu, sabaha namaza kalkacaktır çünkü. Üzerine güneş doğmaz doğulu insan. Müslümansa eğer, onun üzerine güneş doğmaz. Batı öyle değil. Bize bir milli eğitim dersine bir subay girerdi yıllar önce Malatya Lisesi'nde. Bize tavsiyesi şuydu erkeklere. Medeni bir insan sabahleyin iş için tıraş olur, akşamleyin de eğlence için tıraş olur derdi. Şimdi akşamleyin eğlence için tıraş olacağız, yemek. Ve niye? Suare'ye gideceğiz. Suare gece saat 2, 3, 4'lere kadar sürebilir. Sabah namazına kalkma gibi bir derdi de yok. Dolayısıyla onlar suare. Buyurun size Sedai Karakoç. Hiç başka bir şey söylemeye gerek yok. Doğu ne, batı ne? Suare ve matina. Veya benim kitabıma alt başlık olarak seçtiğim bir dize var. Felsefe 0, din 1 diye. Bu din artikelli dindir. Eddin, the din yani. Hak din yani, başka yok. Ötekiler batıl. Hak din 1'dir. Felsefe 0. Bunu nereden alıyor? Şuradan. Necip Fazıl'ın bir benzetmesi var. Diyor ki felsefeyi tanımlarken Necip Fazıl, din ile felsefeyi mukayese ettikleri tarihlerde, malum ateist insanların Türkiye'de artık özgürce konuşmaya başladığı yıllarda Necip Fazıl konuşuyordu. De ben Tanrı'yı tanımıyorum, Tanrı tanımazım filan diyen insanların çoğaldığı dönemlerde felsefe dini yendi, felsefe dinden daha ileri filan denildiği yıllarda Necip Fazıl onlara bir benzetmeyle cevap vermişti. Felsefe bir çuval çürük cevizin içerisine tek bir tane sağlam ceviz koyup her seferinde o sağlam cevizi arama ameliyesidir. Evet, yani sağlam cevize ulaşma ihtimaliniz var ama kaçta kaç ihtimaliniz var. Oysa felsefe sıfır, din birdi diyen şair, o hak dine bağlandığınız zaman bütün öğretisi serapa hak ve hakikatten ibarettir. Böyle bir dinden söz ediyor. Bununla kalmıyor Sezai Karakoç elbette. Geleneği de eksiğiyle görerek eleştiriyor. Kızıl'la 40 Saat kitabında birçok mitolojik olaylara değinen şair Hızır'ı konuştururken aynı zamanda geleneğe ciddi bir eleştiri de yöneltir. O perdeyi görmeden Sezai Karakoç anlaşılamaz. Ey yeşil sarıklı ulu hocalar, bunu bana öğretmediniz. Bu kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz. Kadının üstün olduğu ama mutlu olamadığı günlere erdim. Bunu bana öğretmediniz. Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı ama yine de eşsiz zulümler işlediği günlere erdim. Bunu bana öğretmediniz. Her evde kutsal kitaplar asılıydı. Okuyan kimseyi göremedim. Okusa da anlayanı göremedim. Yalnız atlarını cana yakın buldum. Öpüp çıkıp gittim gelelerini. Başka bir şey söylemesine gerek yok. Bizim evde dahil olmak üzere benim ilk gençlik yıllarımda bütün Müslüman ailelerin ebeveyn karyolalarının üstünde çocukların erişemeyeceği bir çiviye
yedi kat muşambaya sarılmış vaziyette asılmış mushaflar dururdu. Bir Kur'an sempozyumunda konuşma yapmıştım. Çocuk doğumlarına tarih düşülen mushaflar demiştim. Tıpkı Sezai Karakoç gibi. O mushaf oradan ne zaman inerdi? Yedi kat muşambaya sarılmış mushaf oradan evden bir ölü çıktığı zaman indirilirdi. Ama indiren kişi evin en büyüğü o gün boy abdesti alır, oradan indirir, dış, yani henüz açmadan üç defa öpüp başına koyar, yedi kat muşambayı açar, besmele ile işte Fatiha'nın başladığı sayfayı açar, kenarına şerh olarak evden çıkan ölünün ölüm tarihini yazardı. Ondan sonra gene katlar, yedi kat muşambaya sarar, üç defa öper başına koyar ve oraya asar. Bir kere daha inerdi o mushaf. Ebeveyn karyolalarının üstünden aşağıya. Gene evin en büyüğü boy abdesti alır, indirir. Yeni bir çocuk doğmuşsa eğer hanede o çocuğun doğum tarihi yazılır şerhe. Gene mushaf katlanır ve oraya asılır. Müslümanlar bunu reva gördüler. Her evde kutsal kitaplar asılıydı. Okuyan kimseyi göremedim. Okusa da anlayanı göremedim. Bir şey daha söylüyor. Öyle günlere erdim ki diyor, kadınların üstün olduğu ama mutlu olamadığı günlere erdim. Kadınların üstünlüğü sağlandı. Kadınlara seçme seçilme hakkı verildi, şu bu filan bir takım şeyler verildi, onu demek istiyor. Yeni rejimle güya kadın hakları diye bir şey uydurdular. Sanki insan haklarından ayrı bir şeymiş gibi. Hayvan hakları, kadın hakları, saçma sapan. Ve böylece bir takım güya haklar verildi. Ama elinden mutluluğu alındı diyor. Hükümdarın hükümdara yalvardığı ama yine de eşsiz zulümler işlediği günlere erdi. Ne zaman yalvarıyor? Seçim zamanlarında. Sokaklara dökülüyorlar. Hükümdarlar, yöneticiler, öyle yöneticiler ki yalvarıyorlar bize oy verin. Yalvarıyorlar. Veriyorsunuz oyu, geçiyor tepeye. Olmadık zulümleri işleyebiliyor. Buyurun size Sezai Karakoç. Bu Tanrı Tanımazlar'la Taha'nın kitabında uzun uzun Süryanilerle Tanrı Tanımazlar'la tartışır filan. Bir Süryani doktor vardır. Taha'nın kitabında 30'a yakın sureden, yani aşağı yukarı 100'e yakın ayet-i kerimeden ilham alarak yazılmış metinler vardır. Defalarca Kur'an-ı Kerim'den söz eder ve defalarca Kur'an'ı şiiri okuyan insanların gözüne sokar. O Taha'nın kitabında. Yani Müslümanlar, Hızır'la 40 saatte söyledim, okuyan kimseyi görememiştim, okuyun artık diye gözüne sokar. Bir şiirinde der ki, Tanrı onlarsız değil ama onlar tanrısız. Beyazid-i Bestami'ye atfedilen bir söz vardır, ünlü dervişe, işte kıyamet kopmuş, insanlar hesaba çekiliyorlar. Hesap günü melekler hesaba çekerken bir mümine diyor ki, Tanrım diyor ki veya Allah diyor ki, ey kulum ben her an seninleydim. Sen kiminleydin? Ey insan, senin kalbin kiminle meşgul? Allah her zaman seninle ey insan, ama sen kiminle meşgulsün? Tabii bu çok tanrılı dinlerden bugünkü dilimize geçmiş olan bir takım kavramları eleştirmemek anlamına da gelmez. Nedir o? Yukarıda Allah var diyoruz. Yukarıda Allah var diyoruz da öyle bir şey var mı? Var. Nerede var? Şamanizmde var. Bilge Kağan yukarıdaki tanrıyla sürekli görüşür, vahiy alır filan yani. Burak'a biner hatta, gider vahiy alır gelir. Onu oradan ta bugünlere kadar taşıyıp getirmişti o. Dolayısıyla bunların da ayıklanması için epeyce çaba sarf eder. Hiç farkına varmaz kimse, bir mistik zanneder geçer Sezai Karakoç'u. Sezai Karakoç bunlarla mücadele eder. Yeter ki iyi okunsun, doğru okunsun. Bunlarla mücadeleye çağırır bizi. Kim ki Tanrı'ya dayanmamak, dayanmakta kendine
yakarız kendisini de, kentini de. Kim ki ortak olmuş yoksulun yarı ekmeğine, kim ki tanrı kullarına bakarsa yukarıdan, kim ki sesini yükseltmek ister tanrı sesinden, onu yakarız diye devam eder, gider. Sezai Karakoç'un bir başka şiiri. Tabii bundan ibaret değil. Sezai Karakoç, ikinci yeni şiirini var kılan, ilk ürünleri veren kişiydi dedik. Ping pong masası ve balkondan söz ettik. Ama ikinci yeni şiirinin omurliğini teşekkül ettiren bir başka şiiri, köşe şiiridir. Çok az ama yine de var gençler. O gençler için bu şiiri okuyayım istiyorum. Köşe şiiri Sezai Karakoç'un dönemeç şiirlerinden biridir. Bir cereyanın, edebiyatımızda bir cereyanın başlatıcısı olan şiirlerin başında gelir. O bakımdan önemseyerek okumak istedim. 1954'te yayınlanmıştır bu şiir. 33 doğumludur şair. Yazdığı tarih 50'li yıllardır. 17-18-19'lu yaşlardadır. Yazılış tarihi, yayınlanışı 54'tür. 17-18-19 yaşlarındaki bir şairin duyguları. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen. Tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka vefat etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın. İkincisi de söylemiştim kısa balkon şiiri. Çocuk düşerse ölür. Çünkü balkon ölümün cesur körfezidir evlerde. Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların anneler, anneler. İçimde ve ellerde balkon bir tabut kadar yer tutar. Çamaşırlarınızı asarsınız hazır kefen, şezlongunuza uzanıp ölü. Gelecek zamanlarda ölüleri balkonlara gömecekler. İnsan rahat etmeyecek öldükten sonra da. Bana sormayın böyle nereye. Koşa koşa gidiyorum, alnından öpmeye gidiyorum evleri balkonsuz yapan mimarları. Şimdi gelirken Harem'den Sirkeci'ye geçerken İstanbul'un yepyeni süreyetindeki gökdelenleri gördüm. Siz de görüyorsunuz. Ve düşündüm. Bir takım türküler vardır. Der ki türküler, evlerinin önü yonca devam eder. Denizin dibinde demirden evler diye devam eder. Sabah güneşi doğmuş diye devam eder. Ve üzerine türkü yapıp yakılan evlerin tamamı mutlaka bir bahçe içerisinde, asla bir balkona sahip değil. Taraçaları, bahçeye açılan avluları mevcut. Onlar için yığınla türkü yazılmıştır. İçinizden herhangi biri, herhangi bir gökdelene türkü yakar mı? Üzerine türkü yakılabilir mi gökdelenleri? Şair de koşa koşa gidiyorum evleri balkonsuz yapan mimarların derken acaba ne söylüyor içi kan ağlayarak, ne söylüyor? İnsanları komşusunun yatak odasında çıkan sesleri duyduğumuz apartmanlara kilitleyen bu sistemi eleştiriyor. Komşumuzun yatak odasından gelen sesler
Bizim de seslerimiz kuşkusuz onların yatak odasına yansıyor. Böyle apartmanlara soktular bizi ve çağdaşlaştırdılar. Şairin eleştirisi bu. Devamında ötesini söylemeyeceğim şiirinin devamı olan masal şiirinde çok lafı uzattı. Evet. Arayanlar da olmuş. Onunla bitireyim. Bir baba var. 5-6 tane çocuğu var. 7 tane çocuğu var. Onları sırasıyla batıya gönderiyor. Adam olsunlar diye. Niye? Doğu bitmiş, tükenmiş. Güç kaybına uğramış, güçsüz kalmış. Birinci oğlunu gönderiyor batıya. Birinci oğlunu şöyle bir okşuyorlar, seviyorlar filan. Tatlı renkli bir takım sıvılar içiriyorlar. Sarhoş oluyor, ölüp gidiyor. İkinci oğlunu gönderiyor, birincisi gitti. İkinci oğlu bir takım sarışın kızlarla tanıştırılıyor. Onlarla ahbap kılınıyor filan. O da öyle, göçüp gidiyor. Şu oğlunu, bu bir oğlunu gönderiyor. Oğlan gidiyor bir petrol ofisinde çalışıyor. Sonra işte iş bilir bir adam. Gidiyor zengin oluyor. Marketler zinciri kuruyor filan. Bir gün bir lokantada hemşerisine rastlıyor. Hemşerisi bakıyor ki işte memlekete geri dönecek. Diyor ki ben bir çek yazayım da babama gönder, götür diyor. Babasını unutuyor tabii. Zengin oluyor, varlıklı oluyor. Marketler zinciri kuruyor. Bir çek yazıp gönderiyor babasına. Babası kağıdı alıyor, eviriyor, çeviriyor. Ne işe yarar? Yırtıp atıyor tabii kağıdı filan. En son oğul, onu da gönderiyor son umut olarak. Bu arada baba ölmüş. En son oğul, ey batılılar, beni diyor işte kardeşlerim gibi yok edemeyeceksiniz, kahredemeyeceksiniz filan. Tutuyor, batıda yaşadığı evin önüne bir mezar gibi bir kuyu kazıyor. Ahmet Yesevi'yi hatırlayarak. Çünkü Ahmet Yesevi 63 yaşına gelince, efsane bu ya, ölmüyor. Peygamber 63 yaşında öldü. Nasıl olur ben yaşarım? Evin önüne bir tane mezar gibi yer kazıyor. Efsane bu ya, mitoloji. Orada yaşamaya başlıyor. Onun gibi, o da 7. oğul da evin önüne bir mezar gibi bir yer kazıyor. Beni yok edemeyeceksiniz, ben kendim gibi kalacağım falan diyor. Giriyor oraya. Ben tabii kitapta anlattım. Kanaatimce baba her ne kadar ölmüşse de inşallah ananın rahminde bir 8. oğul vardır diye intizar ediyorum, umut ediyorum. 8. oğlu intizar ediyorum. 8. oğlun mücadelesini. 8. oğlu arıyor Sezai Karakoç. Ben de 8. oğlu arıyorum. Artık 8. oğul batıyla çok daha farklı bir yüzleşme yapacak. Bu yüzleşmeyi evvela öz eleştiri yaparak, kendine dönük bir eleştiri yaparak başlatacak. Kendine dönük bir öz eleştiri yapamazsa eğer, dışa dönük bir eleştiriden fayda sağlayamaz diye düşünüyorum. Böylece arzu ederseniz, belki sorularınız da varsa, öyle bir usulünüz de varsa, umarım meram hasıl olmuştur. Bir Sezai Karakoç portresi sunmuş oldum size. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ama tenkitlerinizi bekliyorum.